Vektörler ve özellikleri fiziksel niceliklerin bir kısmı skaler, bir kısmı ise vektörel büyüklüktür. Skaler büyüklükler sayı ve birimle anlatılırken vektörel büyüklükler için ayrıca yönde gereklidir. Vektörler yönü olan doğrularla gösterilir. Bakın şekilde A vektörünün uygulama noktası olarak K noktası, doğrultusu D doğrultusu, yönü K'dan L'ye doğru şiddeti de KL uzunluğu ile doğru orantılıdır. A şeklinde gösterilir vektörün yalnız şiddetini yani büyüklüğünü ifade etmek gerekirse A mutlak değer içerisinde gösterilir. Eşit vektörler yönleri ve şiddetleri aynı olan vektörlerdir. K ve L eşit vektörlerdir. Bakın doğrultuları 2'ye bir dikdörtgenin köşegeninde devam ediyorlar. İkisi de çapraz yukarıya doğru ve büyüklükleri de birbirlerine eşit olduğu için K ve L vektörleri eşit gösterilir. M bunlardan farklı doğrultuda olduğu için eşit değildir yazarız. Ancak büyüklük olarak ise mutlak değer içerisinde k vektörü, mutlak değer içerisinde l vektörü ve mutlak değer içerisinde m vektörünün büyüklükleri birbirine eşittir diyebiliriz. Zıt vektörlerde ise büyüklük ve doğrultuları aynı fakat yönleri ters olacak. X ve Y şu şekilde güney batı güney doğu doğrultusunda X güney doğuya Y kuzey batıya doğru ve eşit büyüklükteler. X vektörü eksi Y vektörüne ya da Y vektörü eksi X vektörüne eşittir şeklinde gösterebiliyoruz. Bir vektörün eksi ile çarpılmasıyla yönü ters döner. Aynı yönlü vektörler arasındaki açı 0, zıt yönlü vektörler arasındaki açı 180 derecedir. Vektörün taşınması. Bir vektör yönü ve şiddeti değiştirilmeden istenilen her noktaya hareket ettirilebilir. İşte A vektörünü dilersek bu noktaya, dilersek bu noktaya doğrultusunu şiddetini ve yönünü, de, yönünü değiştirmeden taşıyabiliyoruz. Bir vektörün skaler bir sayı ile çarpılması. Bir vektör pozitif bir sayı ile çarpıldığında sadece şiddeti değişebilir. Negatif bir sayı ile çarpıldığında ise şiddeti değişebilir, yönü ise ilk duruma göre tabii ki de ters olur. Etkinlik. Eşit bölmeli düzlemde verilen vektörler için aşağıdaki soruları cevaplamamızı istiyor. Eksi a vektörü neye eşittir? a vektörü sağa doğru bir birim. Eksi a vektörü sola doğru bir birim ile gösterilecek. Eksi 3 a vektörü neye eşittir? Eksi a sola doğru bir birim. 3 katını aldığımızda sola doğru eksi 3 a'yı bulmuş olacağız. Mutlak değer içerisinde a vektörü yani a vektörünün büyüklüğü ile hangi vektörün şiddeti birbirine eşittir diye sorulmuş. a'nın şiddeti bir birim, d'nin de şiddeti bir birim. O zaman d vektörünün şiddetine eşittir diyeceğiz. 2 a vektörü neye eşittir? a vektörü sağa doğru bir birim, 2 a vektörü sağa doğru iki birim. Bu da verilenlere göre B vektörü ile aynıdır. B vektörüne eşittir diyeceğiz. Örnek 1. Şekil 1'de A ve B vektörlerinden A vektörünün K skaler sayısı ile çarpımı KA verilmiştir. Buna göre B vektörü bölü K değerini şekil 2'deki 1, 2, 3, 4, 5 ile verilenlerden hangisidir diye sorulmuş. Öncelikle şunu yapalım. A vektörü sağa doğru 2 birim. KA vektörü ise sola doğru 3 birim. A vektörüne sağa doğru olduğu için artı 2 diyelim. KA vektörüne ise sola doğru 3 birim olduğu için eksi 3 diyelim. Ve bunu yazalım. A 2 ise K çarpı A eksi 3 ise K dediğimiz eksi 3 bölü A. Yani eksi 3 bölü 2. Peki bunu B vektörüne bölersek. Şöyle bir şey yapacağım. B vektörü 1, 2, 3 tane kare köşegeninden oluşuyor. Yani 3 kök 2 birim büyüklüğündeydi. Bunu Eksi 3 bölü 2'ye böldüğümüzde eksi 2 kök 2 bulacağız. Yani B'ye göre tersinde 1 olabilir, 3 olabilir, 5 olabilir. Büyüklüğü ise şiddeti ise 2 kök 2. Yani 2 tane kare köşegeni büyüklüğünde. Cevap A. Örnek 2. Bazı yerlerde rüzgarlardan kolayca dönebilen şekildeki rüzgar güllerinden konulur. Rüzgar gülünün hemen altında yönleri gösteren harfler bulunur. Buna göre rüzgar gülü ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Rüzgar eserken rüzgar gülündeki ok yönü rüzgarın esme yönünü gösterir. Doğrudur. Rüzgar gülü hızın vektör olması nedeniyle Yapılmıştır. Yönünü gösteriyor bize. Rüzgar gülümdeki ana yönleri gösteren harflerin de rüzgarla birlikte dönmesi gerekir. Yanlıştır. Dönmemesi gerekir. Cevap C. Örnek 3. Newton'un ikinci yasasına göre bir cisme etkeden net kuvvet F vektörü, cismin kütlesi M ve cismin ivmesi, A vektörü ise F vektörü eşittir kütle çarpı ivme vektörü yazılır. Buna göre F ile A'nın niceliklerinden hangileri birbiriyle kesinlikle aynıdır diye sorulmuş. Bakın kütle burada skalerdir. A ivme vektöreldir. Bir vektör skalerle çarpıldığında, skaler bir sayı ile çarpıldığında şiddeti değişecektir yönü değişmeyebilir demiştik. Kütleyi düşündüğümüzde kütlenin eksi alma ihtimali yok. Herhangi bir kütle eksi alamaz. Bu yüzden çarpıldığı vektörün yönünü değiştirmeyecek. İşte bu yüzden kuvvet ile ivme vektörlerinin yönleri birbirleriyle aynı olacak. Yönü değişmediği için ve skalerle çarpıldığı için doğrultusunda da herhangi bir değişiklik olmayacaktır ama birimi değişecektir. Bakın ivme metre bölü saniye kare iken kütle kilogram iken kuvvet Newton. Yani kilogram metre bölü saniye kare birimi değişiyor. Sadece 1 ve 2 hem kuvvet hem ivme için aynı oluyor. Cevap C. Bir vektörün 2 ve 3 boyutlu kartezyen koordinat sisteminde gösterilmesi. Bir vektör x y e dik koordinat sisteminde gösterilebilir. Vektörün başlangıcı orijinde olacak şekilde ucu X'e noktasında. Bakın burada 4'e 3 şeklinde ifade edilmiş. Orijinden bu noktaya doğru çizdiğimizde a vektörümüzü elde etmiş oluyoruz. Bir vektör x, y, z dik koordinat sisteminde gösterilebilir. Vektörün başlangıcı orijinde olacak şekilde ucu x, z noktasında ifade edilir. Bu vektör şöyle çizilebilir. Kenarları x, z uzunluğuna sahip dikdörtgenler prizması çizilir ve cisim köşegeni vektör olur diyor. Bir bakalım. Bize c vektörü verilmiş, x'de 6 birim, y'de 3 birim, z'de ise 2 birim uzunluğunda. Önce x, y, z yani 6, 3, 2 noktaları belirlenir. Burada belirlenmiş. Bu noktalar kullanılarak şekildeki gibi dikdörtgen ve paralel kenarlar çizilir deniliyor. Bakın, 6'dan, 2'den, 3'ten paraleller, paraleller, paraleller ve paraleller çizildiğinde orijinden itibaren 6, 3, 2 noktasına çizdiğimiz vektörümüz bizim aradığımız vektörümüz olacaktır. Örnek 4. Ezgi iki tane küp biçimindeki kutuları yan yana yapıştırarak o köşesinin orijin olacağı x, y, e z dik koordinat sistemi yapıyor. Ezgi başlangıcı oda ve ucu şekildeki köşede olan bir kalem yerleştirerek kalemi vektör olarak modelliyor. Kutulardan birinin bir kenarı 8 cm olduğuna göre kalemle modellenen vektörün ucunun koordinatlarını arıyoruz. Burası 8, burası 8, o zaman burası 16, burası 8. Şöyle yapıyorum. Kalemin ucundan xz düzlemine iz düşüm alıyorum. İşte x'i 16. İşte z'si 8. Bu ve kalemin ucundan y eksenine iz düşüm aldığımızda ise y'sini 8 buluyoruz. x, Z, Z şeklinde yazarız. 16, 8, 8 cevap C. Vektörlerin bileşkesi. Vektörlerin bileşkesi uç uca ekleme, paralel kenar ve bileşenlere ayırma yöntemleriyle bulunur. Burada yalnız uç uca ekleme anlatılacak diğer yöntemler, vektör 2 fü sünde anlatılacak. Uç uca ekleme yöntemi. Vektörlerden birinin başlangıcı diğerinin ucuna eklenir ve açıkta kalan uçlar bir doğru ile birleştirilerek, Bileşke vektör çizilir. Sol tarafta A, B vektörleri var. Sağ tarafta bakın B vektörüyle başlamışız. B vektörünün bittiği noktaya hemen A vektörünü çizmişiz. Daha sonra başlangıç noktasından ucuca eklediğimizde vektörlerin bittiği noktaya doğru çizdiğimiz vektörümüz bileşke vektördür. Yani aradığımız A artı B vektörüdür. Örnek 5. Aynı düzlemde KLM vektörleri şekildeki gibidir. Buna göre bu üç vektörün toplamı isteniyor. Herhangi birinden başlayabilirsiniz. Ben L vektörüyle başlıyorum. Başlangıç noktamı işaretledim. L'nin bittiği noktaya K vektörünü çiziyorum. K vektörünün bittiği noktaya M vektörünü çiziyorum. Ve Başlangıçtan bitişe doğru çizdiğimizde bileşkemizi yani k artı l artı m vektörümüzü elde etmiş oluyoruz. Cevap e. Uç uca eklenmiş vektörlerin şekildeki gibi açıkta kalan kısmı kalmazsa veya başladığımız noktaya geri geliyorsak bakın a ucundan başladığımızda ucuna B, ucuna C eklenmiş ve başladığım noktaya geri geliyorum. O zaman bu vektörlerin toplamı 0 demek oluyor. Örnek 6. Şekildeki A B C D E vektörlerinin bileşkesi aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sorulmuş. A ile başladığımda A vektörünün ucuna B vektörü eklenmiş durumda, B'nin bittiği noktada C vektörü başlamış durumda. C'yi eklediğimde tekrar A'nın başlangıcına döndüm. Yani A artı B artı C toplamı 0 elde ettik. Geriye D ve E kaldı. E'ye baktığımızda sağa doğru ucuna D vektörü eklenmiş durumda. Başlangıçtan yani bu ucuca eklemeye E ile başlamıştık. Bittiği yere doğru çizdiğimizde E artı D vektörü bakın ilginçtir. C'nin tersi elde ettik. O zaman şurası eksi c vektörü yapıyor. Hepsini topladığımızda eksi c elde ederiz. Cevap d. Vektörlerde çıkarma işlemi. Bir vektörden başka bir vektör çıkarılabilir. Çıkarılacak vektör ters çevrilerek diğerinin ucuna eklenerek bileşke bulunur. Bileşke fark vektörüdür. Şekildeki AB vektörleri ile B eksi A fark vektörünü bulalım. Ne yapıyoruz? B vektörünü alıyoruz. Eksi A için A vektörünü ters çevireceğiz. Bakın aşağıda A vektörünü eksi A olarak ters çevirmiş durumdayız. B ile başladım. Başlangıç noktamı işaretledim. B vektörünün bittiği noktaya eksi A'yı çizdim. Ve başlangıçtan bitişe doğru çizdiğimizde işte B eksi A vektörünü elde etmiş oluyoruz. Örnek 7. Düzgün bir altıgen üzerinde A ve B vektörleri şekildeki gibi verilmiştir. Buna göre A eksi B vektörü aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Öncelikle B vektörünün ters çevrilmesi lazım. Sağ tarafa doğru idi. Ters çevirdiğimizde şöyle bir eksi B vektörümüz var. Eksi B vektörümüzün ucuna A'yı buradan koparıp şuraya yerleştiriyorum. A vektörü burada. Başlangıçtan bitişe doğru çizdiğimizde bileşke vektörümüzü elde ediyoruz. Cevap C. Örnek 8. Aynı düzlemde K artı L ve K eksi L vektörleri şekildeki gibiymiş. L vektörü kaç birimdir diye soruluyor. Öncelikle bunu denklem çözer gibi çözebiliyoruz. Bakın elimizde k artı l değeri var. Vektör, vektör olarak da düşünebilirsiniz. Vektörel veya büyüklük olarak iki tane sayının toplamı var. Peki k artı l ne kadar büyüklükte? Hatırlarsanız şöyle üçgene tamamladığınızda k artı l ikiye bir dikdörtgenin köşegeni büyüklüğünde yani kök 5 birim büyüklüğünde. K eksi L de var. K eksi L'ye baktığımızda 3'e 2 bunların bileşkesi ise kök 13 büyüklüğünde. Şimdi burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Biz skaler değil vektörlerle işlem yapıyoruz. Dolayısıyla böyle bir şey yazdığımızda ve ilerlettiğimizde yanlışa gidiyoruz. Bizim şunu yapmamız lazım. Elimizde k artı l vektörleri var. Bunların eşiti bir şey. Ve elimizde k eksi l vektörleri var. Bunların bileşkesi bir şey. Biz alt alta bunlardan l'yi elde etmek istiyoruz. O zaman aşağıdaki vektörü eksiyle çarpıp taraf tarafa topladığımızda 2l elde ederiz. Bulduğumuz değeri 2'ye böldüğümüzde de aradığımız L vektörünü bulmuş oluruz. Şimdi şeklimi temizliyorum. Yapacağım belli oldu. K-L'yi ters çevirdim. İşte burası eksi K-L oldu. K artı L ile toplayacağım. Hemen ucuna K artı L'yi ekledim. 2L vektörüm şurası. Bu benim 2L vektörüm. Yarısını aldığımda işte L vektörüm. Şiddetini istiyoruz. 2'ye 1'lik dörtgenin köşegeninde. Dolayısıyla kök 5 birim büyüklüğündedir. Cevap E. Örnek 9. Aynı düzlemdeki ABCD vektörleri şekildeki gibidir. Buna göre hangi iki vektörün toplamı ile farkı eşit şiddete sahiptir diye sorulmuş. Burada ikili ikili denememiz gerekiyor. Denemeden önce bir miktar geometri bilgimizle şunu söyleyebiliriz. Bakın A'nın ucuna B'yi eklediğinizde şöyle bir vektör elde edersiniz. A'dan B'yi çıkarttığınızda böyle bir vektör elde edersiniz. İster istemez toplamları daha büyük gibi görünüyor. Daha sonra detaylı işlem yapabiliriz. B ve C'yi ucuca eklediğimizde ise şöyle bir köşegen. B'ye eksi C'yi eklediğimizde ise onu yukarıya şöyle çiziyorum. O da böyle bir vektör oluyor. A bu ikisi birbirine eşittir. Bakın B vektörü yüksekliği oluşturuyor. Artı C vektörü bu üçgenin kenardakini eksi c ise diğer taraftaki kenar dikini oluşturuyor. Burası eksi c, burası artı c. O zaman b ve c vektörlerinin toplamı ile farkı eşit şiddete sahiptir. Cevap b. Örnek 10. Bir küp üzerinde KLM vektörleri şekildeki gibi verilmiştir. K vektörünün şiddeti A ise küp olduğu için her bir kenar ayrıtında A kadardır. KLM toplamı isteniyor. Şuradan başladık. L var ucuna M gelmiş. Ucuna biz de K'yı taşıyalım. Başlangıçtan bitişe doğru çizdiğimizde işte bakın bileşke vektörümüz 1A olarak bulunur. Cevap A. Örnek 11. Eşit bölmeli düzlemde KLM vektörlerinden elde edilen K eksi L vektörü ile 2K artı M vektörü şekildeki gibidir. K artı L artı M toplamını arıyoruz. Bunlardan K artı L artı M'yi elde edeceğiz. Dikkatlice bakarsanız yukarıdakini eksiyle çarptığımızda eksi K artı 2K toplamları 1K yapacak eksi ile çarptığımız için eksi L artı L yapacak ve aşağıdaki M de toplanmış olacak. O zaman K eksi L'yi olduğu yerde ters çeviriyorum. Bu benim eksi K eksi L vektörüm oldu. Başlangıçtan bitişe doğru çizdiğimizde aradığımız KLM toplamını buluyoruz. Cevap B.